Piyasa masasından günaydın. Ben Zeynep Erataman. İyi haftalar diliyoruz Burcu Kıratlı ile birlikte. Az sonra Arçelik'te başlayan bilanço sezonu başta olmak üzere kalem kalem ele alacağız. Piyasayı bu hafta neler etkileyebilir? Öncesinde ise her sabah olduğu üzere ALB yatırıma döneceğiz. Baş ekonomist doçent doktor Filiz Er Yılmaz bizimle beraber. Filiz Hanım günaydın, hoş geldiniz yayınımıza diyelim ve hemen soralım. Bu hafta ALB yatırımda siz en çok hangi başlıkları önemseyeceksiniz? Burcu Hanım ve Zeynep Hanım iyi yayınlar. Şimdi Zeynep Hanım ilk olarak içeride gömülü elbette Perşembe günü Merkez Bankası'nın faiz kararı olacak. Anketlere baktığımızda medyan beklentinin 500 bas puan olduğunu görüyoruz. Bizim de kurum olarak beklentimiz 500 bas puan. Fakat özellikle geçtiğimiz haftalarda Sayın Mehmet Şimşek'in Marakeş'te pozitif reel faizine yakınız söylemini olumlu olarak yorumlayanlar ve aynı zamanda Eylül ayında aylık enflasyonun %4 civarına gerilemesi ve sene başından itibaren gerilemeye devam edecek beklentisine sahip olanlar 500 bas puanın altına, özellikle 250 bas puan geleceğini de fiyatlıyor. Tabii gözler faiz kararında olacak. Özellikle faiz kararında bundan sonraki sürede faiz artış hızında bir yavaşlama olacak mı? Buna yönelik dolaylı veya doğrudan bir sözlü yönlendirme gelecek mi? Takip ediyor olacağız. Elbette enflasyon görünme ilişkin yukarı ve aşağı yönlü risklerde bir değişme var mı? Burayı da takip ediyor olacağız. Bunun yanı sıra bugün tüketici güven endeksi, çarşamba günü kapasite kullanımı ve imalat üretimi dördüncü çeyreğin ilk ekonomik büyüme öncü göstergeleri olacak. Elbette gözler borsada olacak çünkü geçtiğimiz hafta haftalık bazda %7.43'lük düşüş vardı. Ana sebep Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin haber akışlarıydı. Özellikle cuma kapanışta 7447 en düşük seviyeden tepki alımıyla 7510'da kapanış yaptık. Şimdi Viyop tarafına baktığımda orada da %1'in üzerinde bir açılışta, pozitif açılışta güne başlıyoruz. Bu pozitif açılışın en temel sebebi İsrail'in Gazze'ye kara harekatını ertelemiş olması ki bu tüm küresel tarafta da aslında olumlu anlamda fiyatlanıyor dersem yanlış olmaz. Dolayısıyla Viyop tarafındaki açılışı da dikkate alacak olursak bugün tepki alımlarıyla başlaması beklenebilir. Elbette jeopolitik riske dair haber akışlarının daha da kötüleşmemesi ve olumluya dönmesi borsa tarafında toparlanmayı gündeme getirebilir. Çünkü bu hafta endeks ağırlığı güçlü olan Salı, Çarşamba ve Perşembe günü çok sayıda hisse gelecek. Örneğin Tofaş, Fortoto, Koç Holding, Akbank, Yapı Kredi, TAV Havalimanları gibi önemli ve güçlü bilanço beklentisine sahip olan hisseler gelecek. Dolayısıyla jeopolitik risk fiyatlaması geride kalırsa borsa tarafında olumlu bir seyir de görülebilir diye düşünüyoruz. Küresel tarafa baktığımızda bu İsrail'in kara harekatını ertelemesiyle birlikte jeopolitik risk için önemli gösterge petrol fiyatlarında %1 geri çekilmeyle $91.2'dan ons altın tarafında da 1981'den 1964'e kadar geri çekilme olsa da 1976'dan fiyatlanan bir seyir görüyoruz. Gözler ilk olarak Avrupa'da Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararında olacak. Piyasa artık bundan sonraki sürede Avrupa Merkez Bankası'nın bir faiz artışı yapmayacağını fiyatlıyor. Dolayısıyla bu ay pas geçeceği ve sabit tutacağı noktasında bir beklenti var. Tabii Lagarde'ın konuşmaları özellikle Aralık ayına dair ihtimal küçük olsa da sözlü yönlendirmeleri bu noktada önemli olacak. Elbette gözler Amerika'da da olacak. Çünkü Perşembe günü Amerika'nın dördüncü çeyrek büyüme rakamını alacağız. Güçlü bir büyüme rakamı bekleniyor. Bir önceki çeyrekte %2.1 büyüyen Amerikan ekonomisinin %4.1 büyümesi bekleniyor. Yine aynı gün dayanıklı mal siparişlerini ve işsizlik maaşı başvurularını göreceğiz. Dolayısıyla güçlü ve beklenti üstü bir büyüme gelmesi Powell'ın trendin üzerinde büyüyoruz. Bu enflasyon için yukarı yönlü risk söylemini güçlendireceği için daha şahin bir FED fiyatlamasını gündeme getirerek dolar endeksini güçlendirebilir. Avrupa Merkez Bankası'nın pas geçiyor olması da Euro dolar paritesini bir miktar aynı gün baskılayabilir diye düşünüyoruz. Yine gözler cuma günü Amerika'da olacak. PCE rakamı gelecek. FED için önemli bir enflasyon göstergesi. Orada çekirdek tarafta %3.9'dan 3.7'ye yıllık. Yine manşet yıllık tarafta %3.5'dan %3.4'e bir geri çekilme bekleniyor. Yine aylık manşette geçen aya göre bir yavaşlama ama çekirdek tarafta geçen aya göre bir dolayısıyla beklenti ve gerçekleşme böyle olursa enflasyon kurulu fiyatlamasıyla daha güvercin FED fiyatlaması gündemde olabilir. Son olarak çarşamba günü Powell'ın konuşması da piyasalar tarafından yakından takip edilecek Zeynep Hanım. ALB Yatırım Baş Ekonomisi Doçent Doktor Filiz Er Yılmaz, çok teşekkür ederiz bu kapsamlı değerlendirme için. Biz neler ekleyebiliriz Burcu borsa açılışı öncesinde ve geçen hafta yapmış olduğumuz kapanışlarda işte Eylül ortasından beri sonundan beri kabaca işte en düşüklere geldik diyorduk. Teknik düzeltme alanına geldik diyebilir miyiz zirveden bakıldığında? Tabii diyebilirim.